Merhaba bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, değerli dostlar, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün evde tavuk çöp şiş yapacağız arkadaşlar. Tavuk çöp şiş için malzemelerimiz burada hepsi mevcut. İşte tavuk göğsümüz var. Ondan sonra yağımız, köri, ketçap, biber, salça, süt, sarımsak, tavuğumuz, her şeyimiz burada mevcut arkadaşlar. Öteki şekilde baharatlarımız da burada. O yüzden sabırsızlıkla hemen videoya geçmek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilikten herkese iyi seyirler dilerim. Şöyle yarım çay bardağından az sütümü ilave ediyorum. Şöyle bunu bir kenara alayım. Bir yemek kaşığından az salçam var. Onu ilave ediyorum. Daha sonra sıvı yağım var. Yeteri kadar sıvı yağını ilave ediyorum. Daha sonra arkadaşlar elimde hardalım var. Şöyle çok fazla değil, yeteri kadar. Daha sonra ketçabım var. O da yeteri kadar. Biraz hem lezzet versin hem biraz kırmızılaştırsın. Daha sonra arkadaşlar baharatları ilave edeceğim. Sonra hepsini karıştıracağım. Körüm var. Tabii ki olmazsa olmazı köri. Köfte baharı var arkadaşlar, biraz onu ilave ediyorum. Çok fazla değil, az. Daha sonra bakayım ne var elimde. Kimyon yeteri kadar. Çok fazla değil. Toz biber. Toz biber olsun. Bu da yeter. Baharatların hepsini hemen hemen atıyoruz. Kekik çok fazla değil. O da yeteri kadar. Daha sonra tuz. Tabii ki olmazsa olmazı. Tuzu çok fazla koymuyorum. Çünkü salça da tuzlu. Ve en son arkadaşlar baharatlardan karabiber ilave ediyorum. Bu da tamam. Daha sonra şunu böyle bir kenara alayım. Şurada benim sarımsaklarım var arkadaşlar. Şöyle yeni bir aparat çıkmış. Şöyle güzel bir şekilde dövüyorsun. Şöyle bıçak yardımıyla şöyle alıyoruz bunu. Ve sosun güzel bir şekilde karışımını yapayım. Katı olmasını istemiyorum. Biraz akışkan olsun ki daha sonra da üzerine gezdireceğim zaten. Evet arkadaşlar, sosu hazır. Şöyle çok güzel bir kıvam aldı ya. Sos tamamdır. Şimdi tavuğa geçeceğim. Evet arkadaşlar, elimde tavuk göğsüm var. Onu da güzel bir şekilde kesiyorum. Çok fazla küçük olmayacak. Çok da büyük olmayacak. Şöyle iyidir. Evet, tavuklarımız hazır. Şöyle sosun içine ilave ediyorum. Bunu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şöyle yeterli. Bunu arkadaşlar çok fazla dolapta muhafaza etmeyeceğim. Şöyle kapağını kapatıyorum. Bunu yaklaşık böyle yarım saat, bir saat arası dolapta muhafaza edeceğim. Ondan sonra hemen pişirmeye geçeceğim. Evet arkadaşlar, biberlerimiz var. Şöyle biberlerimi şu şekilde. Böyle iyi. Üç parça çıksa da bizim için yeterli. Şöyle biberlerimi de kesiyorum. Evet arkadaşlar, sosumuz yaklaşık yarım saattir, bir saattir dolapta dinlendi. Kendine geldi. Biberlerimiz hazır. Çöp şişlerimiz hazır. Bunu şöyle güzel bir şekilde şişliyoruz.
İstediğiniz gibi şişleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yeterlidir ya. Evet arkadaşlar. Şekil bu. Şöyle. Evet arkadaşlar. Çam şişlerimiz hazır. Şimdi bunu şöyle güzel bir şekilde de kızartacağız. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ocağımızın altını yaktık. Tavamızın üstüne koyduk, demir döküm tavamızı. Bu tava arkadaşlar belirli bir ısıya geldikten sonra ondan sonra tavuklarımızı bununla birleştireceğiz. Şimdi tavanın ısınmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar. Tavamız şu anda ısınmış vaziyette. Şöyle şu duman ve de bu ses çıkacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde yağ ilave etmedim. Yağ sonradan ilave edeceğim. Şöyle. Bu duman çıkacak arkadaşlar. Şöyle 3 tane de mütevazi arpacık soğanım var. Onu ilave ediyorum. Daha sonra az biraz. Birkaç damla yağ ilave edeyim arkadaşlar. Bu. Başka bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde zorluğu yok. Evet arkadaşlar, bu lokumlar pişti. Şöyle bunları çıkartıyorum. Hiç vakit kaybetmeden böyle geri kalan köşklerini ilave ediyorum. Bunlar da piştikten sonra arkadaşlar finale gidiyor. Evet. Ocağımızın altını kapattık. Lokumları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları güzel bir şekilde tabağımıza koyduk. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet değerli dostlar. Geldik finale. Final demek tamamen buslat demek, mutluluk demek arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Çok güzel bir çöp şiş, tavuk çöp şiş oldu arkadaşlar. Hemen tadına bakacağım. Şöyle, şuradan bir tane alayım. Sulu sulu böyle görüyor musunuz? Hala dumanı da üstünde. Müsaadenizle. Arkadaşlar gerçekten harika olmuş. Ellerime sağlık. Size de tavsiye ederim. Bunu evinizde güzel bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bana bu YouTube'u kurduğumdan beridir üzerimde desteği olan Kral Tantunici Erol Baba ve ekibine, Poyraz Kuaför Keya ve ekibine, Erhan Orakçı'ya, Ferhat Orakçı'ya, Nisa Perdecilik, Faysal abime çok çok teşekkür ederim. Ve daha ismini sayamadığım binlerce arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda onların da ismini tek tek sayacağım. Şimdilikten herkese afiyet, bal, şeker olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel ve de çok güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.